Herkese merhaba. Teknoblog.com'da detaylı bir Apple TV 4K inceleme yazısı var. Orada Apple'ın set üstü cihazının 4K tarafında, HDR tarafında ne gibi özellikler sunduğunu, nasıl deneyimler sunduğunu detaylı bir şekilde aktarıyoruz. Apple TV 4K hakkında detaylı bilgi almak için o inceleme yazısına göz atmanızı tavsiye ederiz. Bu videoda ise Apple TV 4K'da hangi uygulamaları kullandık, Apple TV 4K nasıl bir deneyim sunuyor, izleme deneyimini sunuyor, buna bakacağız. Karşımızda Apple TV 4K'nın kullanıcı arayüzü, aslında alıştığımız kullanıcı arayüzü, 2015'te çıkan TVOS tabanlı ilk Apple TV'den bildiğimiz kullanıcı arayüzü var. Ancak Apple TV 4K'da bu kullanıcı arayüzü 4K TV ile düzgün şekilde görüntülenebilecek biçimde 4K çözünürlüklü bir şekilde karşımıza çıkıyor. Şu anda videomuz 1080p çözünürlüktü. Bu nedenle keskinliği, netliği, renkleri tam olarak anlamayabilirsiniz. Ancak görüntü çıkışı 4K HDR formatında, yani renkler oldukça canlı, yazılarda, grafiklerde oldukça keskin bir şekilde kullanıcı arayüzü, ana ekran bizleri bekliyor. Ana ekranda gördüğünüz gibi Apple TV 4K'ya yüklediğimiz birçok uygulama var. 2015'ten bu yana TVOS platformu bir hayli gelişti. Yerli uygulama geliştiricileri de Apple TV platformuna, TVOS platformuna katkıda bulunuyor. Bu alanda çalışıyor. Yapıyor. Baktığımızda ilk etapta televizyon kanallarının uygulamalarının Apple TV 4K'da yüklü olarak bulunduğunu görürüz. Star TV, Kanal D, TRT, bu gibi TV kanallarının uygulamaları var. Bunun yanı sıra Blue TV popüler bir içerik yayın servisi. O da ana ekranımızda üst sıralarda yer alıyor. Pluto TV var. YouTube ve Netflix gibi uygulamaları Smart TV'lerde de sıklıkla görüyoruz. Aynı zamanda Pluto TV, Blue TV gibi uygulamalar da var. Ancak Apple TV'de bu uygulamaların her birinin olduğunu biliyoruz. Markadan bağımsız olarak Apple TV televizyonuna takan bir kullanıcı bu uygulamalara erişim imkanı elde ediyor. YouTube uygulamasında dikkat çekmemiz gereken bir nokta var. YouTube'da 4K videolar VP9 adı verilen özel bir formatta işleniyor, kodlanıyor ve Apple TV ve diğer OS cihazları bu VP9 kodlayıcısını desteklemiyor. Bu nedenle Apple TV'de YouTube uygulamasında 4K ibaresi bulunan videolar aslında 1080p çözünürlükte oynatılıyor. Normal izleme uzaklığından baktığımızda 1080p çözünürlükte videolar çok fazla bir görüntü deneyimi kaybı yaşatmıyor. Ancak detaylara baktığınızda 1080p ile 4K arasındaki fark anlaşılır hale geliyor. Aynı videoyu televizyonun kendi YouTube uygulamasından 4K destekli uygulamasını izlediğimizde detayların biraz daha keskin olduğunu farkına varıyoruz. Netflix'te ise böyle bir içerik kısıtlaması yok. Netflix'teki Ultra HD, 4K veya HDR içerikleri tam anlamıyla hakkını verecek şekilde oynatabilirsiniz. Bunun yanı sıra Apple TV'de görüntülerin 4K HDR'ye yükseltilmesi durumu da var. Yani HD içerik aslında 4K formatına uygun bir çıkışa aktarılıyor ve böylelikle de optimum izleme kalitesi size sunuluyor. 4K HDR ayarı Apple TV ilk kurduğunuzda otomatik olarak yapılıyor. Ancak eğer isterseniz daha sonra ayarlardan görüntü ve ses bölümüne girip buradan biçim bölümüne gelerek hangi görüntü çıkışını elde etmek istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Eğer standart çözünürlükte bir şey izleyeceksiniz ve bu HDR değilse 1080p HDR formatını seçebilirsiniz. Daha sonra tekrar 4K HDR içeriği izleyeceğinizde bunu ayarlayabilir ve eski haline sokabilir. Televizyonunuza en uygun hale getirebilirsiniz. Tabii ki Apple TV'nin önemli özelliklerinden bir tanesi de iTunes filmleri. iTunes filmlerine Apple TV'den erişebilirsiniz. Satın aldığınız filmlerde 4K HDR kaliteli versiyonlar varsa mevcut filmleriniz otomatik olarak 4K HDR kalitesini yükseltiliyor ve böylelikle üst kalite için, en üst kalite için ek para vermeniz gerekmiyor. Örneğin San Andreas Fayı güzel bir filmdir. iTunes kütüphanesinde yer alan 4K Dolby Vision, Dolby Atmos destekli bir film ve bunu televizyonda 4K HDR desteğinde en yüksek görüntü kalitesini izlemek mümkün oluyor. Dolby Atmos desteği TVOS 12 ile birlikte geldi. Eğer Dolby Atmos destekli bir televizyonunuz veya ses sisteminiz varsa Apple TV'de bununla birlikte daha sarmalayıcı, daha kaliteli bir ses çıkışı elde etmeniz, filme kendinizi biraz daha kaptırmanız mümkün olacaktır. Bu Apple cihazlarındaki veya iCloud'daki içeriklerin büyük ekrana yansıtılması noktasında önemli bir işlev görüyor. iCloud fotoğraflar arşiviniz varsa buna Apple TV'den de erişmeniz ve fotoğraflarınızı daha büyük ekranda kaliteli bir şekilde görüntülemeniz mümkün oluyor. Ve gördüğünüz gibi fotoğrafları, çektiğiniz fotoğrafları, iPhone'la veya iPad'le çektiğiniz fotoğrafları herhangi bir aktarma işlemine gerek duymadan Apple TV'nizin yüksek çözünürlüklü ekranında, büyük ekranda görüntüleyebilirsiniz. Videoları da bu şekilde izleyebilirsiniz. Şurada bir tane de 4K video var. iPhone 10S Max'le çektiğimiz. Bunu da Apple TV 4K'nın aracılığıyla 4K TV'de yüksek görüntü kalitesiyle izlememiz mümkün oluyor. Fotoğraf için söylediklerimiz müzik için de geçerli. Eğer bir Apple Müzik aboneliğiniz varsa
veya iTunes müzik arşivi abonesiyseniz şarkılarınıza, favori parçalarınıza, kütüphanenize eklediklerinize doğrudan Apple TV 4K üzerinden erişebilirsiniz. Bunun yanı sıra Apple Müzik üzerinden sunulan Beats Radyo ve diğer radyo istasyonlarına veya sizin için özel olarak hazırlanmış içeriklere de Apple TV üzerinden erişebilir. Müziğinizi Apple TV üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple TV 4K'mızda bunlar var. Apple TV 4K genel olarak gördüğünüz şekilde bir deneyim sunuyor. Bu cihazla ilgili çok daha fazla ayrıntıyı söylediğimiz gibi teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Videolarımızı yakından takip etmek, hiçbir videoyu kaçırmamak için Teknoblog YouTube kanalına abone olmanızı ve bildirimleri açık tutmanızı tavsiye ederiz. Aynı zamanda en güncel teknoloji haberleri için günün her saati teknoblog.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.